Diz kireçlenmesi yani osteoartrit geliştiğinde hekiminiz eklem içine sıvı enjeksiyonu veya PRP yapabiliyor. Bunlar hangi dönemde etki eder? Ne kadar faydalı olur? Hangisi daha iyidir? Merak ediyorsanız detayları bu videoda bulacaksınız. Diz kireçlenmesi dendiğinde dizde kireç birikmesi akla gelebilir. Bazı hastalar ise fazla hareket ederek bu durumu çözebileceğini zanneder. Bu durum ağrıları daha da kötü bir hale getirebilir. Çünkü diz kireçlenmesi, daha önceki videolarımda da anlattığım üzere eklem kıkırdağının aşınması ve sonunda tamamen ortadan kalkması, devamında da altındaki kemikte aşınma olmasıyla süregelen bir durumdur. Hiçbir zaman tamamen iyileştiremez, hatta tamamen durduramazsınız. Sadece gidişatını yavaşlatabilirsiniz. Şikayetlerin ilk başladığı dönem ile 300 metre yürüyemeyecek hale gelinen ve her gün ağrı kesici kullanmayı gerektiren sürece kadar genelde 6-7 yıl geçer. İlk başlarda ağrılı dönem birkaç gün veya hafta sürüp geçer. Aralarda da aylarca ağrısız dönemler olur. Halbuki ileri evrelerde hem ağrının şiddeti artar hem de ilaçlardan alınan fayda azalır. En sonunda da total diz protezi ameliyatı gerekli hale gelir. İşte bu 5-10 yıl sürebilen geçiş dönemi normal denemeyecek kadar ağrılı ama ameliyat gerektiremeyecek kadar da iyi olunan bir geçiş bölgesidir. İşte bu dönemde hastanın şikayetlerini azaltmak için ilaçlar kullanılabilir. Fakat ağrı kesiciler uzun kullanımda böbrek harabiyeti yapabileceği için daha lokal etkili, vücuda başka bir zarar vermeyen enjeksiyon yöntemleri de kullanılabilir. Eklem içi enjeksiyonları içinde eklem içi sıvı enjeksiyonu olarak bilinen hyaluronik asit ilk olarak 1970 yılında koşu atlarında kullanılmaya başlayıp başarısından dolayı 1986 yılından beri insanlarda kullanılmaya başlandı. Hyaluronik asit normalde de eklemde bulunan bir sıvıdır ve eklem içine enjeksiyon sonrası eklem yüzeylerini bir nevi yağlama özelliği olup ağrı ve enflamasyonu azaltır. Hastalığın erken evrelerinde 6 ay 1 yıl etkisi sürerken eklem kıkırdağında tahribat arttıkça daha sık enjeksiyonlar gerekli olabilir. İleri evrelerde hastalar ameliyat olmaktansa enjeksiyona devam etmek isterler. Ama bu enjeksiyonların hem etkisi hem de etkili olduğu süre azalır. Kıkırdak tahribatı arttıkça dizde instabilite yani boşluk da olur ve bu enjeksiyonların bu güvensizlikle düşecekmiş gibi olma hissine hiçbir faydası olmaz. Sonunda nihai tedavi olan diz protezine ihtiyaç olur. Bilimsel çalışmalar hiç durmaz. İnsanlar da yeniye olan meraklarından dolayı farklı olanın daha fazlasını vaat ettiği düşüncesiyle kabullenir. Son yıllarda PRP estetik amaçlı kullanımı dışında ortopedide de kullanılmaya başlandı. Fakat bazen hastaların bunu kök hücre enjeksiyonu olarak algıladığına şahit oluyoruz. PRP bir kök hücre uygulaması değildir. Kök hücreler farklı dokularda çok çok az sayıda bulunan ve çok farklı dokulara dönüşebilen hücrelerdir. Yani PRP içinde kök hücre yoktur. PRP'yi farklı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir yaralanma durumunda damar içindeki kan damar dışına çıkar ve dokular ile temas eder. Yaralanan dokuda iyileşmeyi başlatan şey ise işte bu dokuda bulunan pıhtı ve bu kanın içinde yara iyileşmesini uyaran büyüme faktörleri ve aracı maddelerdir. İşte PRP, platelet rich plasma kelimelerinin baş harfleridir. Yani trombosit veya kan pulcuklarından zengin plazma anlamına gelir. PRP için hastalardan kan alınır ve bu kan santrifüj edilir. Santrifüj sonrasında kırmızı küreler en yoğun olduğu için tüpün dibinde, serum ise üst düzeyde kalır. Ortada kalan bölüm PRP'dir. Bu bölüm cilt altı enjeksiyonu, saç ekimi gibi farklı alanlarda kullanılabildiği gibi eklem içine enjeksiyonda da kullanılmaktadır. Eklem içine enjeksiyonda bu büyüme faktörlerinin kıkırdak iyileşmesine etkili olacağı düşünülebilir. Peki bu teorik bilgi hastalar üzerinde işe yarıyor mu? Laboratuvar ortamında faydalı gibi görünen fikirler pratikte hasta üzerinde her zaman sonuç vermeyebiliyor veya farklı şekilde işleyebiliyor. PRP'nin eklem kıkırdağını onarıcı, ağrıyı giderici ve anti-enflamatuar etkileri var. Peki bu etkiler eklem içi hyaluronik asit enjeksiyonundan farklı mı? Bunun için bilimsel makalelere bakmak lazım. Yazılı literatüre baktığımızda elimizde elmalar ve armutlar var. Uygulama aralıkları, miktarları ve teknikleri farklı ve kıyaslanmaları da zor. Birçok çalışma farklı sonuçlar belirtiyor. Ağrıyı azaltmada her iki yöntem de başarılı ama birbirlerinin üstünlükleri konusunda sonuçlar farklı farklı. Peki hangisine inanalım? 2018 yılında yayınlanmış bir meta analiz bize bu kıyaslamayı yapmış.
Meta analiz dediğimiz şey farklı farklı çalışmalardaki örnek sayıları az olduğundan bütün bu çalışmaların verilerini tekrar toplayıp istatistiksel yöntemlerle yeniden test edip yorumlandığı yöntemdir. Bu yayında aralarında farklar olsa da sonuç kısmında ağrıyı azaltma dereceleri ve süreleri açısından bakıldığında her iki yöntem arasında büyük bir fark yok. Zaten eklem içine enjekte edilen hyaluronik asit de PRP'de hastalığı geri döndürebilen veya durdurabilen yöntemler değiller. Bu enjeksiyonlar ağrıyı azaltıp konforu arttıran ve ameliyata ihtiyaç duyacaksa da süreci öteleyen yöntemlerdir. Diz içine şu ya da bu enjeksiyonu yaptırmama rağmen hastalığım iyileşmedi gibi bir fikre kapılmayın. Zaten hastalığınız iyileşmeyecek. Sadece ağrınız azaldığı için daha konforlu bir süreç yaşayacaksınız. Bu süreç içinde siz de kendiniz için bir şeyler yapın. Kiloluysanız kilo verin, dizinizi zorlayan aktivitelerden uzak kalın, yere fazla çömelmeyin, merdivenlerde fazla aceleci davranmadan çıkmaya çalışın. Zamanı geldiğinde eklem içi enjeksiyonlardan korkmayın ama bir mucize de beklemeyin. Ömür boyu sağlıklı eklemlerinizin olduğu güzel günler sizlerin olsun.